örnek vermek gerekirse adalet sözcüğü. Adalet sözcüğü mühennestir. Hani hanımların isimleri vardır. Adalet diye. Keza aynı şekilde hürriyet sözcüğü. Anayasa gibi temel kavramlarımızı adeta hanımlara duymuş olduğumuz saygının bir nişanesi olarak bu etimolojik olarak, dil, kültürü olarak onlara vermişiz, onlara atfetmişiz. Kadının değerini ortaya koyan önemli bir kültürden geliyoruz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, biliyorsunuz onun erkek evlatları yaşamadı. Müşrikler bu yüzden kendisine ebter sıfatını verdiler. Yani kökü gelişmeyen anlamında, üremeyen anlamında bir sözcük. Buna mukabil olarak biz ona Kevser'i verdik diye bir ayet indi. Kevser de bolluk, bereket anlamına geliyor. Burada Kevser adında arkadaşlarımız var mı bilmiyorum ama kendisine Resulullah'a bizzat inen ayetle kız çocuğu sahip olmanın bereketli, bolluk anlamına geleceğine ilişkin bir ayetle kendisi desteklenmiştir. Bu nedenle bizim için Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu yaratılıştan kendisine verilen hususiyetler noktasında da elbette ki yaşam içerisinde çok büyük yükleri, sorumlulukları taşıyan siz değerli hanım kardeşlerimizsiniz. Neden bugün çok geri plana düşüldü? Ne yazık ki belki batının etkisi altında yozlaşan, bizim kendi kültürümüzü, kendi medeniyetimizi geri plana iterek ortaya çıkarttığımız maalesef bir tabloyu aldık. Bakın Türkiye'de hanımlarımızı geri plana iten en önemli sorunlardan birisi başörtüsü sorunuydu. Hanım kardeşlerimiz inançları gereği tesettüre büründüklerinde maalesef okuyamadılar. Üniversitelerde başörtüsü sorunu, çalışma hayatında keza aynı şekilde başörtüsü sorunu. Bu büyük sorundan tekrar yeniden kendi kaybetmiş olduğumuz öz değerlerle Türkiye'yi buluşturan AK Parti iktidarı döneminde şükürler olsun ki başörtüsü sorunu ortadan kaldırıldı ve nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maalesef başörtülü olduğu için salona alınmayan, genel kurula alınmayan o dönemden şimdi tesettürüyle milletvekilliği görevini yerine getiren süreci yaşar olduk. İşte şimdi o Meral Hanım'ın toplamış olduğu o oyların kapı kapı dolaşarak kadın kollarımızın toplamış oldukları oyların işte bir neticelerini alıyoruz. Yeniden kaybettiğimiz medeniyetin izlerini bularak o büyük kültürel mirası yeniden ihya ediyoruz. Değerli dostlar, tabii ki Kütahya 2015 senesine bu güzel salonda, bu hareketli salondaki coşkusunu sandığa yansıtmayı da başaracaktır. Her zaman olduğu gibi. Yerel yönetimlerde %95 kapsam alanı bizde. Bir kere her şeyden önce avantajlarımızı iyi bilelim. Bakın bugün iki küçük ilçemiz, onlara da el sallasak belki gelecekler. İki küçük ilçemiz dışında 13 ilçenin 11'inde AK Parti iktidarı yerel yönetimlerde iktidarda. Eğer biz yerel yönetimlerden aldığımız destekle, il genel meclisimizden alacağımız destekle, sahada siz değerli kadın kardeşlerimizin de yüce gayretleriyle inşallah bugüne kadar aldığımız oyları tekrar rekor seviyesine taşıdığımızda 4'te 4 almış olacağız. Bu bizim hepimize boynumuza borç. Bakın ben 3. dönem milletvekiliyim. Saygıdeğer bakanımızla birlikte artık biz 3 dönem kuralı gereği milletvekili olamayacağız. Ancak yine bu salonlardayız, yine sokaklardayız. Son gün, daha sonra hep beraber olacağız. Bu noktada elimizden ne gelirse yapmaya devam ediyoruz. Bu arada üstümüzde kalmasın. Soner Bey ile Bural Bey görevleri gereği burada bulunamıyorlar. Hepsinin yürek dolusu selamları var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütün arkadaşlarımız, bugüne kadar milletvekili olarak görev yapmış, geçmişte milletvekili olarak görev yapmış olan arkadaşlarımız dahil, hepsi seçim satım mahallinde adeta bir nefer gibi çalışmaya devam edecek. Çünkü bu dava bir makam mevki davası değil. Bu dava çok güzel bir dava. Biz böyle gördük, bu davaya böyle sarıldık. Ve de neticelerini de Cenab-ı Allah lütfunu artırarak veriyor.
İnşallah 2015 senesinde sahadaki bu muhalefet bezirganlarına en güzel cevabı yine sizler tarafından verileceğini düşünüyoruz. Milletimiz tarafından verileceğine inanıyoruz. Bakın biraz önce belediye başkanımız ifade etti. Ortada bir yıl tezviratlar dolaşıyor. Şimdi Kütahya'nın eksiğini arıyorsak elbette ki eksikleri vardır. Fakat kamu yönetimi açısından yapılan yatırımlar açısından değerli arkadaşlar, Türkiye'de en çok nüfus başına yatırım alan illerden biriyiz. Şimdi ben herkesin evli vicdanına koymasını istiyorum. Şöyle bir düşünelim. Eskiden azot fabrikasına kadar bu Kütahya'da azot biliyorsunuz 6 kilometre. 6 kilometrelik hatta bile duble yol yokken bugün İstanbul'a, Ankara'ya, Afyon'a, Uşak'a duble yollarla bağlanabiliyoruz ve otoban standartında. Keza dün Sayın Bakanımızı biz Kütahya'daki Zafer Havaalanı'ndan karşıladık. Şimdi yüksek hızlı tren projesi yatırım programına resmi gazetede yayınlanarak devletin programına girmiş durumda. Bunların hepsi hayal bile edilemeyecek. Eskiden siyasilerin hayal bile edemeyeceği onlara yıllarca nasip olmamış büyük yatırımlardır, büyük hizmetlerdir. İnşallah şehir hastanemiz başta olmak üzere söz verdiğimiz tüm yatırımları gerçekleştireceğiz. Bu noktada bir eksiğimiz yok. Organize sanayi bölgelerinin beşincisini Altıntaş Zafer OSB olarak gerçekleştiriyoruz. Yeni organize sanayi bölgelerini ekonomik istihdamı sağlayacak SİMAM'ın, pazarların, şaphanenin birlikte yararlanabileceği şekilde yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var. Kütahya'da özelleştirme nedeniyle değerli arkadaşlar bir nüfus kaybımız yoktur. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Yanlış bir söylemle bir algı yönetimine konu ediliyoruz. Bakın Kütahya merkezde yapılan özelleştirmeler eğer nüfus kaybı olmuş olsaydı burada nüfus kaybı olurdu. Bilakis Kütahya merkez ilçenin nüfusu artıyor. 4-5 bin civarında merkez ilçenin nüfusu arttı. Dumlupınar Üniversitesi'nin 22 bin olan öğrenci sayısı 2002'de bugün 50 bin civarına dayandı. Şimdi 10 yıl içerisinde bu kadar gelişen, adeta her tarafın mahalleleri büyüyerek kalkınan Kütahya'da nüfus kaybı söz konusu değilken özelleştirmeye bunu bağlayarak, onunla ilişkilendirerek adeta pervasızca bir muhalefet söylemi geliştirdiler. Bu algıyı maalesef yönetmeye çalışıyorlar. Sizden istirhamımız şudur. Bakın organize sanayi bölgeleri olan bütün ilçelerimiz nüfuslarını artırıyor. İşi doğru yere koyalım. Doğru yaklaşalım hadiseye. Organize sanayi bölgelerimizi eğer artırırsak Kütahya'nın nüfusu da Eskişehir nüfusunu da geçer. Bu bölgede büyük bir cazibe merkezi haline gelebiliriz. Turizmle ilgili termal yatırımlarımızı geliştirirsek, Simav bölgemize deprem sonrası yıkılan Eynal Turizm Oteli'ni, termal otelini tekrar kazandırırsak, elbette ki bu bölgedeki nüfus hareketleri yeniden geri dönüşlerle desteklenir. Ben bir vakayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Kütahya'dan ayrılıp İzmir'e, İstanbul'a giden arkadaşlarımız çok rahat iş mi buluyor zannediyorsunuz? Asla böyle bir şey yok. %16 civarında İstanbul'un işsizlik oranı var. Keza %14, %15 civarında İzmir'in işsizlik oranı var. Büyük şehirlerde işsizlik daha büyük bir sorun. Üstelik oralarda elde edilen gelirle yaşama standartı da mümkün değil. Hal böyleyken Kütahya'mızda %5 civarında işsizlik olan, adeta işsizlik konusunda Türkiye'nin en önde gelen illeri, işsizlik sorunu olmayan ilk sıraya giren illerinden biri olarak bizim hadiseyi doğru tartışmamız lazım. Yapmamız gereken şey bellidir. Kütahya'nın ihtiyacı özel sektörün yatırımlarını teşvik etmektir. Bakın AK Parti döneminde yıllarca Kütahya kalkınmadan öncelikli yöre olamadığı için tartışma vardı Kütahya'da. Bunu AK Parti döneminde giderdik. 2005 senesinde çıkan yasayla Kütahya teşvik kapsamına alınmıştır. Ankara'nın batısında sadece iki il dördüncü düzeyde teşvik kapsamında yer almaktadır. Bunlardan birisi Kütahya'dır, diğeri komşumuz Afyon'dur. Bunları doğru bir şekilde değerlendirelim, bilgi ihtiyacımızı giderelim ve sahada sahte muhalefet bezirganlarına fırsat vermeyelim. Kütahya'nın AK Parti'ye ihtiyacı var. Bundan sonra da AK Parti'nin kadrolarına, programına ihtiyacı var. Bu süreci birlikte inşallah gönülden birbirimize bağlarımızı da kuvvetlendirerek
geliştirelim bu süreci de inşallah 2015 seçim sürecini de başarıyla gerçekleştirelim. Şimdi ben bakıyorum, eğer Kütahya 4'te 4 konusunda büyük bir avantaja ve seçim zaferine bu kadar yakın olmasaydı, milletvekili aday adaylarımızın niteliklerine bakıyorum, hepsi birbirinden değerli. İnşallah bizlerden çok daha güzel hizmetler verecekler. Bu kadar yoğun bir ilginin, Kütahya'da milletvekili aday adaylığı konusunda oluşan bu kadar yoğun bir ilginin dipten bize 4'lük bir müjdeyi bahşettiğini inşallah hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte 4-0'a var mıyız arkadaşlar? Hedefimiz inşallah 2023 vizyonunu Kütahya'da nitelikli milletvekillerimizle birlikte gerçekleştirmek. Buradan ben biraz sözü uzattığım için Sayın Bakanım'dan özür diliyorum. Hazır böyle sizleri burada bulmuşken, değerli kardeşlerim burada bulmuşken, bizde oluşan bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah yeni toplantılarda yine bir arada olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.